Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Resul'e indirilen Kur'an'ı Hristiyanların anlayışlıları dinledikleri zaman, gerçeği anladıklarından dolayı onların gözlerinin yaşla dolup taştığını görürsün. Derler ki, Ey Rabbimiz, inandık. Bizi de Hakk'a şahit olanlarla beraber yaz. İnsan idrakinin kendi başını anlamaktan aciz kaldığı, felsefi düşüncelerin binlerce yıldır ulaşamadığı gerçek ancak Kur'an'ın anlaşılmasıyla ortaya çıkar. Bize ne oluyor ki Rabbimizin bizi iyiler topluluğuyla beraber cennete koymasını arzu edip dururken Allah'a ve bize gelen gerçeğe Kur'an ve peygambere inanmayalım. İşte böyle demelerine mukabil Allah da onları içinde ebedi kalacakları alt tarafından ırmaklar akan cennetlerle ödüllendirdi. Bu, güzel hareket edenlerin mükafatıdır. Küfre sapanlar ve ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, onlar da cehennemlik kimselerdir. Ey iman edenler! Allah'ın size helal kıldığı temiz yiyecek ve giyecek şeyleri kendinize haram edip yasaklamayın ve sınırı da aşmayın. Çünkü Allah sınırı aşanları sevmez. Allah'ın size temiz ve helal olarak verdiği rızıklardan yiyin. Kendisine iman ettiğiniz Allah'tan korkun. Helallerden kendinizi men etmeyin. Yasaklarından da sakının. Allah sizi kasıtsız ve rastgele yeminlerinizden dolayı sorumlu tutmaz. Fakat kasıtlı yaptığınız yeminlerden dolayı sorumlu tutar bu tür yemeğini bozmanın kefareti, ailenize yedirdiğinizin ortalamasından on yoksulu yedirip doyurmak yahut giydirmek ya da bir köle azat etmektir. Bunlara imkan bulamayan kimse, üç gün peş peşe oruç tutsun. İşte bilerek yemin ettiğiniz zaman yeminlerinizi bozmanın kefareti budur. Yeminlerinize sadık kalın. Allah şükredesiniz diye ayetlerini size böylece açıklıyor. Yemin üç kısma ayrılır. A. Yeminin lav. Kayıtsız yapılan yemindir. B. Yemini münakit. Bir şeyi yapmak veya yapmamak için yapılan yemindir ki sorumluluk yükler. Yerine getirmemenin cezası ayette belirtilmiştir. C. Yemini gamüs, Yalan yere yapılan yemindir ki cezası ahirettedir. Fakat helalleşmek ve tevbe ile affolunabilir. Eğer yapılması haram ve kötü bir şey yapmaya yemin edilmişse onu yapmaktan vazgeçilip o yemin bozulacak ve kefareti yerine getirilecektir. Kişinin baştaki üç şarttan birini yerine getirmeye gücü yetmezse üç gün oruç tutar. Bu ayeti kerimede ve diğerlerinde ve Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin uygulamasında İlk çağlardan beri Doğu ve Batı ülkelerinde süre gelen kölelik kurumunu kaldırma öngörülmüştür. Zaten Kur'an'da köleliği mübah gören bir ayette yoktur. Bu ise Batı'da ancak 19. asırda karara bağlanmıştır. Esirlerin serbest bırakılması 47. surenin 4. ayetinde açıklanmıştır ki ayetteki iyilikle ifadesinden onlara diğer milletlerden farklı olarak insanca ve ev halkı gibi muamele etme emri verilmiştir. Esirler Müslüman olurlar veya takas yapılırlar düşüncesiyle bir süre köle statüsüne sokulmuştur. Ey iman edenler! Şarap, içki, kumar, tazim edilen dikili taşlar... Rabbin emirleri ve uluhiyeti karşısında dikilen her şey, hatta putlaşan akıl ve nefsi emmare bile. Şans, fal okları ve zarları, Şeytan ve kötü insana ait murdar, pis işlerdir. Artık bunlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz. Bu ayette kumar ve içki kesin olarak yasak edilmiştir. Başlangıçta kimin kazanacağı belli olmayan fakat sonunda bir tarafın az çok maddi kaybına veya kazancına sebep olan her oyun kumardır. Kendimizi ve neslimizi bunlardan kurtarmak şarttır. İçkiyle ilgili üç merhaleden sonra yasağın sonuncusu olan bu ayet gelince artık şarabın içkinin kesin haram olduğu ilan edildi. Bunun üzerine elinde kadehi olan onu kırdı. Ağzında yudumu olan onu attı ve ağzını yıkadı. Şarap küpleri hep kırıldı. Sokaklardan şarap aktı. Herkes hep bir ağızdan bıraktık ya Rabbi dediler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her sarhoşluk verenin azı da Çoğu da haramdır buyurmuştur. Bundan böyle Allah'ın ve peygamberin bu yasak emri kesin inananlarca uygulanmaktadır. Yine bu ayeti kelimelerle cahiliye dönemindeki her türlü put, heykel, kumar ve kumar cinsi şans oyunları, torba içinde çekilen numaralı oyunlar, isterse fakirlere yardım için olsun hepsi yasak edilmiştir. Şeytan içki ve kumarla sadece aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah'a anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık bunlardan tamamen vazgeçtiniz değil mi? Allah'a itaat edin, Resul'e de itaat edin, ona karşı gelmekten sakının. Eğer itaatten yüz çevirirseniz, kendinize yazık etmiş olursunuz. Bilin ki Resulümüzün üzerine düşen açıkça tebliğden başka bir şey değildir. İman edip salih amellerde bulunanlara, takvalı oldukları, Allah'ın emrine uygun yaşadıkları, günahlardan sakındıkları ve hakkıyla iman edip salih amellere devam ettikleri, yine takvalı olup kesin inandıkları, nihayet takva ile beraber güzel ve hayırlı harekette bulundukları sürece haram olunmadan önce yiyip içtikleri şeylerden dolayı bir günah yoktur. Allah, iyilikte ve güzel harekette bulunanları sever. Ey iman edenler! Allah, kimsenin görmediği anda bile kendisinden korkup günahlardan sakınanları ayırt etmek için haç esnasında ellerinizin ve mızraklarınızın yetişeceği bir avla elbette sizi imtihan edecektir. Kim bundan sonra aşırı gider, emirlerin dışına çıkarsa, onun için acıklı bir azap vardır. Ey iman edenler! Siz ihramdayken av öldürmeyin. Sizden kim kasten onu öldürürse, öldürdüğünün dengi bir cezası vardır ki, ona içinizden iki adil kişi hükmedecektir. Bu da, ya Kabe'ye varacak, orada boğazlanacak bir kurban, veya on nispette yoksulları doyurma şeklinde kefaret yahut bunun dengi oruç tutmaktır. Ta ki yaptığı işinin vebalini tatsın. Allah geçmiştekileri affetmiştir. Fakat kim bir daha böyle yaparsa Allah ondan intikamını alır. Allah mutlak galiptir. İşlediği günahın karşılığını vermede intikam sahibidir. Kendinize ve yolcuya bir faydalanma, bir rızık olsun diye denizde balık avı yapmak ve onu yemek size helal kılındı. İhramda olduğunuz müddetçe de kara avı size haram kılındı. Huzuruna varıp toplanacağınız Allah'ın emrine uygun yaşayın, aykırı davranmaktan sakının. Allah, hürmete layık ev olan Kabe'yi, içinde haccın yapıldığı, hürmet gereken ayı hacılara ait gönderilen kurbanı ve gerdanlık takılanları, insanların din ve dünyaları için bir kıyam, nizam tesisi sebebi yaptı. Bu da Allah'ın göklerde ve yerde olanları bildiğini ve Allah'ın her şeyi hakkıyla bilici olduğunu bilmeniz içindir. Ayet-i Kerime'deki kıyam, kıvam, nizam manasındadır. Bilin ki Allah'ın azabı çok şiddetlidir. Hem de Allah çok bağışlayıcı ve merhametlidir. Resulün üzerine düşen sadece tebliğ etmektir. Allah neyi açıklayıp neyi gizlediğinizi hakkıyla bilir. De ki, kötü, pis şeyin çokluğu, bolluğu senin tuhafına gitse bile pisle temiz, haram ile helal bir olmaz. Bunun için ey akıl sahipleri! Dinin temiz saydığı şeyleri seçin. Allah'tan çekinip emrine uygun yaşayın. Aykırı davranmaktan sakının ki kurtuluşa eresiniz. Kötü, pis ve kirli olanlar hem maddeten hem manen olur. Bütün yiyecek ve içecek şeylerden haram olanlarının hepsi pis hükmündedir. Bunun gibi iffet ve ahlak yönünden harama bulaşmış olanların hepsi de Manevi bakımdan kirli hükmündedir. Ey iman edenler! Açıklanınca hoşlanmayacağınız şeyleri fazla sormayın. Eğer Kur'an indirilirken onları sorarsanız, size gizledikleriniz veya yapmaya güç yetiremedikleriniz açıklanır da üzülürsünüz. Demek ki Allah onları bağışlamıştır. Allah çok bağışlayıcıdır, cezada da aceleci değildir. Ey müminler! Sizden önceki bir kavim onları sormuştu da sonra gelen emirleri terk edip bu sebeple kafir olmuştu. Allah hayvanlara bahire, sahibe, vasile, ham isimlerine verip bunlar putlara adanmıştır. Dokunulmaz demeyi meşru kılmamıştır. Fakat inkar edenler bunlar emredildi diye Allah'a karşı yalan uydurdular. Onların çoğu da düşünmezler körü körüne tabi olurlar. Cahili Araplarına göre Bahire, bir deve beş defa doğurur da beşincisi erkek olursa, bu anne devenin kulağının dilinip salı verilmesidir ki artık kimse ondan faydalanmazdı. Sahibe, yine bir kimsenin hastalıktan kurtulunca putlara adadığı devesinin kulağını delip böyle salı vermesidir. Vasile, bir koyun veya deve biri dişi, diğeri erkek olarak ikiz doğurursa, dişiden dolayı erkeğinin puta kurban edilmemesine denilir. Ham, on defa dölleyip nesil bırakan erkek devenin bırakılmasına denilirdi ki kimse artık ona dokunmazdı. Bunları Allah'ın emri diye yaparlardı. İşte vahiy ile onaylanmayan fakat din gibi uygulanan bu tür cahiliye adetleri kaldırılmıştır. Onlara haram ve helallerde Allah'ın indirdiği Kur'an'ın hükmüne ve Resul'ün size bildirdiği şeylere gelin denildiği zaman onlar atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeyler bize yeter derler. Ataları hiçbir şey bilmeyen ve doğruyu bulamayan kimseler olsa da mı yine onlara tabi olacaklar. Ey iman edenler! İyiliği emredip kötülüğü önlemede kendiniz için üzerinize düşene bakın. Siz bu görevi de ifa ederek Allah'ın gösterdiği doğru yolda olduğunuz zaman artık sapanların günahı size zarar vermez. Hepinizin dönüşü ancak Allah'adır. O size yaptıklarınızı haber verecektir. Ey iman edenler! Birinize ölüm hali geldiğinde de edici vasiyet sırasında içinizden adalet sahibi iki şahit gerekir. Yahut eğer yolculukta birinize ölüm belirtisi gelmişse, siz Müslümanlardan da kimseler yoksa, sizden olmayan yabancı diğer iki kişiyi şahit yapın. Bu ikisinden şüphelenirseniz, onları namazdan sonra alıkoyarak yemin ettirirsiniz. Onlar da akraba bile olsa, onu bu yemini hiçbir değere ve menfaate satıp değiştirmeyeceğiz.'' Allah'ın emrettiği şahitliğini de gizlemeyeceğiz. Çünkü biz bu takdirde elbette günahkarlardan oluruz diye Allah'a yemin ederler. Eğer bu ikisinin de yalan söyleyip hakkı gizlemeleri gibi bir günah kazandıkları anlaşılırsa o zaman o hak sahibi olan mirasçılardan en layık iki kişi onların yerlerine geçer. Onlar da Billahi elbet bizim şahitliğimiz o ikisinin şahitliğinden daha doğrudur. Biz haddi de aşmadık çünkü biz bu takdirde elbette zalimlerden oluruz diye Allah'a yemin ederler. Bu yemin şekli şahitliği gereğince yerine getirmeleri konusunda yahut yeminlerinden sonra bu yeminlerin reddedilmesinden ve böylece yalancı sayılmaktan korkmalarından dolayı daha uygundur. Allah'tan korkun ve emirlerini dinleyin. Allah, emrinden sapmış olan topluluğu doğru yola eriştirmez. Allah, kıyamette bütün peygamberleri topladığı gün, ümmetlerinizden ne cevap aldınız diyecek. Onlar da senin ilminin yanında bizim hiç bilgimiz yoktur. Şüphesiz görülmeyeni, bilinmeyeni hakkıyla bilen ancak sensin sen diyecekler. Allah o gün şöyle buyuracak. Ey Meryem oğlu İsa, sana ve annene olan nimetimi hatırla. Hani seni Ruhul Kuds, Cebrail ile desteklemiştim. Bu sayede Allah'tan bir mucizeyle beşikte, yetişkin iken de peygamber olarak insanlarla konuşuyordun. Hani sonra da sana kitabı, yazmayı, hikmeti, Tevrat ve İncil'i öğretmiştim. Benim iznimle çamurdan kuş şeklinde bir şey yapıyordun, içine üflüyordun, o da benim iznimle canlanıp kuş oluyordu. Anadan doğma körü ve derisi alacalıyı benim iznimle iyileştiriyor. Hani benim iznimle ölüyü mezardan çıkarıp diriltiyordun? Hani sen kendilerine İsrailoğullarına açık deliller, mucizeler getirdiğinde onlardan küfre sapanlar ''Bu apaçık bir sihirden başka bir şey değildir.'' demişlerdi de, ''O vakit İsrailoğullarının seni öldürmelerine mani olmuştum. Hani havarilere ''Bana ve Resulüme inanın'' diye ilham etmiş, bildirmiştim. Biz iman ettik, Ya Rabbi. Sen şahit ol ki biz gerçek Müslümanlarız.'' dediler. Havariler, ''Ey Meryem oğlu İsa!'' dua etsen Rabbim bize bugün gökten bir maide bir sofra yemek indirebilir mi demişlerdi O eğer inanmışsanız Allah'a saygılı olun onun kudretinden ve benim peygamberliğimden şüpheye sapmayın demişti Onlar inanıyoruz fakat istiyoruz ki ondan yiyelim kalbimiz rahatlasın senin peygamberlik iddiaında bize doğru söylediğini bilelim ve ona şahitlik edenlerden olalım, dediler. Havarilerle Hz. İsa aleyhisselamın arasında geçen bu konuşmalar, Hz. İsa aleyhisselamın da Rab değil, Rabbin kulu ve peygamberi olduğunu gösteren bir delildir. Havariler de zaten böyle biliyorlardı. Diğer taraftan mucize istemek, imanda şüphe ve Rabbe saygısızlık sayılır. Merhimoğlu İsa da dua ederek ey Allah'ım, ey Rabbimiz bugün bizim üzerimize gökten bir sofra indir de bizim için hem evvel gelenlerimiz hem de sonra geleceklerimiz için bir bayram ve senin kudretinden bir ayet mucize olsun. Bizi rızıklandır, sen rızık verenlerin en hayırlısısın dedi. Mucize, tabiat üstü hadise olup, gerek tabiat olaylarını düzenli bir şekilde yaratan ve gerekse peygamberlerini mucizelerle destekleyen de ancak Allah'tır. Allah buyurdu ki, ben şüphesiz onu size indireceğim. Fakat sizden kim bundan sonra inkar ederse, hiç şüphe yok ki ben ona kainatta hiç kimseye azap etmediğim şiddetteki bir azapla azap ederim. Allah, ey Meryem oğlu İsa, insanlara Allah'tan başka beni ve annemi iki ilah edinin diyen sen misin? Dediği zaman İsa dedi ki, haşa seni tenzih ederim. Sen yücesin ya Rab. Benim doğru olmayan şeyi söylemem bana yakışmaz. Eğer onu demiş olsaydım mutlaka sen onu bilirdin. Benim içimden geçen her şeyi sen bilirsin. Bense senin zatında olan ve bildirmediğin hiçbir şeyi bilemem. Şüphesiz ki gizlilikleri hakkıyla bilen sensin sen. Ya Rabbi ben onlara benim ve sizin Rabbiniz olan Allah'a ibadet edin diye bana emrettiğinden başkasını söylemedim. Ben içlerinde olduğum müddetçe üzerlerinde izninle bir şahit ve bir gözcüydüm fakat sen beni içlerinden alınca üzerlerine gözcü artık yalnız sen oldun sen her şeye şahit her şeyi görensin eğer onlara azap edersen onlar senin kullarındır dilediğini yaparsın eğer onları bağışlarsan yine şüphesiz mutlak galip ve mutlak hüküm ve hikmet sahibi sensin sen diye cevap verecek. Allah şöyle buyuracak. Bugün doğru söyleyenlerin, doğruluklarının kendilerine fayda vereceği gündür. Onlar için içinde ebedi kalacakları, alt tarafından ırmaklar akan cennetler var. Onlardan razı olmuş, onlar da ondan razı olmuşlardır. İşte bu en büyük kurtuluş ve mutluluktur. Göklerin, yerin ve onlarda bulunan bütün şeylerin mülkü Allah'ındır. O her şeye hakkıyla kadirdir. Dünyada insana verilen mal ve mülkün hepsi emanettir. İnsan kazandığının ve harcadığının helal olup olmadığının hesabını vermekle mükelleftir. En'am suresi. Mekke döneminde nazil olmuştur. 165 ayettir. El-Enam, kurbanlık hayvan cinsleridir. Arapların bu hayvana karşı yanlış inanç ve gelenekleri 136, 138, 139 ve 142. ayetlerde kınanmış ve sureye El-Enam, hayvanlar adı verilmiştir. İbn Abbas radıyallahu anh'a göre surenin 91, 93, 151 ve 153. ayetleri Medine döneminde nazil olmuştur. Diğer bir rivayette 20, 21, 114 ve 141. ayetleri de Medine döneminde nazil olmuştur. Bu sure, El-Fatiha suresinde yer alan alemlerin Rabbi ifadesinin geniş bir açıklaması mahiyetindedir. Surenin asıl konusu yaratıcının ispatı ve tevhidin delillerini ortaya koymaktır. Yani bir anlamda tevhidin bütün delillerinin bu surede yer aldığını söylemek mümkündür. Yüce Allah'ın peygamberine verdiği ilk görev tevhid meselesidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemde çağrı görevine insanlara Allah'tan başka hiçbir ilah, onun yerine egemen bir varlık olmadığını ve ondan başka hiçbir şeye tapmamalarını bildirerek başlamış, bu şekilde devam etmiştir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Hamdolsun gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı var eden Allah'a. Öyleyken yine de küfre sapanlar başkalarını rablerine denk tutuyorlar. Allah'ı ve onun buyruklarını bırakıp önderlerine, liderlerine ve onların buyruklarına bağlanıyorlar. O sizi önce çamurdan yaratan, sonra da bir ecel tayin edendir. Onun katında bir de eceli müsemma, kıyametle ilgili ecel vardır. Bu hakikatten sonra siz hala dirilmekten şüphe ediyorsunuz ha? Göklerde de yerde de hakiki ilah ve mabut sadece Allah'tır. O, gizlediğinizi ve açığa vurduğunuzu da bilir. Hayır ve şerden kazandıklarınızı da bilir. Böyleyken onlara, Rablerinin ayetlerinden bir ayet gelmeye görsün. Mutlaka ondan yüz çevirirlerdi. İşte onlar, kendilerine hak Kur'an ve Muhammed gelince, onu yalan saydılar.'' Fakat kendisiyle alay ettikleri şeyin acı haberleri yakında onlara gelecektir. Bizim kendilerinden önce nice nesilleri helak ettiğimizi görmediler mi? Yeryüzünde size vermediğimiz imkan ve yerleri onlara verdik ve ihtiyaç anında üzerlerine semadan bol bol yağmur gönderdik. Evlerinin alt tarafından akan ırmaklar yaptık. Fakat asi oldular da günahları yüzünden biz de onlara azapla helak ettik ve onların peşlerinden başka bir nesil meydana getirdik. Ey Resulüm, sana kağıtta yazılı bir kitap gönderseydik de ona elleriyle dokunsalardı yine inkar edenler şüphesiz bu apaçık bir sihirden başka bir şey değildir diyeceklerdi. Ona bizim de görebileceğimiz bir melek indirilseydi ya dediler. Eğer bir melek indirseydik elbette yine iman etmezler fakat helak olmaları hususunda iş bitmiş olur artık onlara hiç göz açtırılmazdı. Eğer onu Hz. Muhammed'i bir melek yapsaydık elbet onu da yine bir adam şeklinde yapar gösterirdik ve onları düştükleri şüpheye yine düşürürdük. Ey Resulüm! Hiç kuşkusuz senden önceki peygamberlerle de alay edildi. Fakat onlarla alay edenleri, alay ettikleri şeyler kuşatıp mahvetti. De ki, yeryüzünde gezip dolaşın. Sonra da peygamberleri yalanlayanların sonlarının nasıl olduğuna bakın. De ki, göklerde ve yerde olanlar kimindir? De ki, Allah'ındır. O, rahmet etmeyi bizzat kendi üzerine yazmıştır sizi elbette hakkında hiç şüphe olmayan kıyamet gününde toplayacaktır. Aklı selimini kullanmayarak kendilerini ziyana uğratanlar var ya, işte onlar iman etmezler. Gece ve gündüzün içinde barınan her şey O'nundur. O, hakkıyla işiten, gerçek bilendir. Ey Resulüm! De ki, gökleri ve yeri yoktan var eden, bütün yaratıkları beslediği halde beslenme ihtiyacı olmayan Allah'tan başkasını mı veli, dost ve işlerimi kendisine bıraktığım vekil edineceğim. Yine de ki bana Müslüman olanların ilki olmam emredildi ve asla müşriklerden olma buyuruldu. Tevhid'den yani Allah'ın birliği esasından uzaklaşıldığı, din ve kitapların asliyetinin kalmadığı ve onun yerine şirk ve tagutun hakim olduğu, Allah'tan başka varlıkların yüceltildiği bir devirde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem emrezildiği üzere bütün varlığıyla hükmünde ve hakimiyetinde tek olan Yüce Allah'a teslim olmuş ve böylece Müslümanların ilki olmuştur. Şirk ve tagut karşısında asla uzlaşmacı bir tavır takınmamıştır. Peki eğer ben Rabbime isyan edersem o büyük günün azabından korkarım. O kıyamet günü azap kimden giderilirse Allah ona mutlaka merhamet etmiştir ki bu da apaçık bir kurtuluştur. Eğer Allah sana bir zarar dokundurursa kendisinden başka onu giderecek hiçbir güç yoktur. Yine sana bir hayır dokundurursa da öyledir çünkü o her şeye kadirdir. O, kullarının üstünde eşsiz kudret ve yetki sahibidir. O, mutlak hüküm ve hikmet sahibidir. Her şeyden hakkıyla haberdardır. Mekkeliler, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, Ya Muhammed! Biz Yahudi ve Hristiyanlara seni sorduk. Onlar da senin Rasul olmadığını haber verdiler. Öyleyse senin peygamberliğine kim şahitlik edecek demişlerdi. Bunun üzerine şu ayeti kelimeler nazil oldu. Peki şahitlik bakımından hangi şey daha büyüktür? Cevap olarak de ki, benim hak peygamberliğime benim de sizin aranızda Allah şahittir. Bu Kur'an bana gerek sizi, gerek ulaştığı herkesi uyarmam için vahyedildi. Siz Allah'la beraber başka tanrılar olduğuna şahitlik mi ediyorsunuz? Cevaben de ki, ben şahitlik etmiyorum. O ancak bir tek ilahtır. Muhakkak ki ben sizin ortak koştuğunuz şeylerden de uzağım, de. Kendilerine kitap verdiklerimiz, o Muhammed'in hak ve son peygamber olduğunu, kendi öz çocuklarını tanıdıkları gibi tanırlar. Fakat haktan saparak kendilerini hüsrana, ziyana uğratanlar var ya, işte onlar iman etmezler. Allah'a karşı bir yalan uydurandan veya onun ayetlerini yalanlayandan daha zalim kim olabilir? Zalimler kesinlikle iflah olmaz, isteklerine ulaşamazlar. O gün onların hepsini toplayacağız. Sonra da ortak koşan ve putlara ve putlaştırdığı şeylere tapanlara, hani eş, ilah sandığınız ortaklarınız nerede? diyeceğiz. Artık onların, Rabbimiz Allah'a yemin ederiz ki, biz ortak koşanlardan değildik demelerinden başka mazeret ve çareleri kalmadı. Bak kendilerine karşı nasıl yalan söylediler. Allah'a karşılık uydurmuş oldukları şeyler de kendilerinden ayrılıp kayboldu. Onlardan seni Kur'an okurken kasıtlı dinleyenler vardır.'' Ebu Süfyan, Velid bin Muire, Ebu Cehil, Nadır, Utbe, Şeybe gibi. Halbuki biz de anlayıp kötüye yorumlarlar diye kalplerinin üzerine perdeler, kulaklarının içine de ağırlık koyduk. Onlar her türlü delili, mucizeyi görseler de yine ona inanmazlar. Hatta o küfre sapanlar, inkarcılar sana geldikleri zaman bu Kur'an öncekilerin masallarından başka bir şey değildir diyerek seninle çekişirler. Onlar hem insanları ondan, Kur'an'dan uzaklaştırırlar hem de kendileri ondan uzak dururlar. Böylece ancak kendilerini mahvederler de hala düşünmezler. Kur'an ve Müslümanlara gizli veya açık düşman olanlar her devirde çeşitli adlar altında ayrımcılık yapmışlar. Müslümanlara saldırılarını çeşitli şekilde gerçekleştirmişler. Aynı zamanda Kur'an'ın yaşanmasına giden yolların önünü kesip kapatmaya çalışmışlardır. Onların ateş karşısında durdurulunca keşke biz dünyaya geri döndürülseydik. Rabbimizin ayetlerini yalanlamaz ve inananlardan olurduk dediklerini bir görsen. Hayır. Bundan önce gizledikleri şirk küfür ve isyan gibi şeyler artık açıkça karşılarına çıktığından böyle söylüyorlar. Eğer geri döndürülseler yine kendilerine yasak edilen şeylere geri dönerlerdi. Çünkü onlar şüphesiz yalancıdırlar. O akıllarını putlaştırıp bencil yaşayanlar hayatımız bu dünyada kinden ibarettir. Biz bir daha dirilecek de değiliz dediler. Allah'a onun yaratıcılığına ve ona hesap verileceğine inanmayanlar ve bunun içinde hayatı bu dünyadan ibaret sayanlar az da olsa her devirde bulunmaktadır. Bunlar beş duyu ile algılanmayan şeyleri reddederler. Tabiatı, doğayı yaratıcı kabul ederler. Bunlara naturalist, dehriyum denildiği gibi her şeyde maddeyi esas aldıkları için materyalist de denilmiştir. Bunlar Gözleri madde sınırını aşmayan, gönülleri hidayet ışığına ulaşamayan, aklı araç değil, mutlak ölçü edinen kalpsiz kafalara sahip kimselerdir. Rablerinin huzurunda durdurulmuşken onları bir görsen, o zaman Allah bu ahiret hayatı gerçek değil miymiş diyecek. Onlar da evet, Rabbimiz hakkı için gerçektir diyecekler. O da öyleyse küfre sapmanız yüzünden tadın azabı buyurur. Allah'a kavuşup huzura çıkmayı yalan sayanlar gerçekten ziyan'a uğradılar. Nihayet kendilerine kıyamet ansızın gelince onlar kendi günahlarını sırtlarına yüklenerek gelirler ve orada hayattayken işlediğimiz büyük kusurlardan dolayı yazıklar olsun bize derler. Dikkat edin o yüklenip taşıdıkları şeyler ne kötüdür. Dünya hayatı bir oyun ve oyalanmadan başka bir şey değildir. Ahiret yurduysa takvalı olanlar, Allah'ın emrine uygun yaşayanlar, aykırı davranmaktan sakınanlar için elbet daha iyidir. Hala düşünmeyecek misiniz? Resulüm biz çok iyi biliyoruz ki Onların yani seni ve ahireti yalanlayan bir takım kimselerin söyledikleri elbette seni üzüyor. Gerçekte onlar seni yalanlamıyorlar. Fakat o zalimler aslında bile bile Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar. Ebu Cehil Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme biz sana yalancı demiyoruz. Çünkü senin emin ve sadık olduğunu hepimiz biliyoruz. Ancak senin getirdiğin ayetlere inanmıyoruz demiştir. Andolsun ki senden evvelki peygamberler de yalanlandı. Kendilerine yardımımız gelinceye kadar eziyet edilmelerine ve yalanlanmalarına karşı sabrettiler. Allah'ın kelimelerini yardım madeni değiştirebilecek hiç kimse yoktur. Andolsun ki gönderilen o peygamberlerin haberlerinden bir kısmı sana geldi. Eğer onların İmandan yüz çevirmeleri, mevcut mucizelere rağmen sana pek ağır geliyorsa, onların Müslüman olmalarını temin için yere inilecek bir tünel veya göğe çıkılacak bir merdiven arayıp bulabilirsen, onlara kendin bir mucize getir yoksa sabret. Allah dileseydi onları hidayet üzere toplardı. O halde onların lüzumsuz tekliflerine uyarak, sakın cahillerden olma. Bu ayetten anlaşıldığına göre mucize göstermek peygamberin elinde değildir. Onlar mucize isterler. Allah da dilerse onlara mucize gösterme imkanı verir. Bu da peygamberlerin hak ve doğru olduklarına delildir. Hidayeti de ancak Allah kulların iyi niyet ve hallerine göre verir. Hidayet peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bile isteğine göre değildir. Ancak candan dinleyenler senin davetini kabul eder. Kalpleri ölülere gelince onları Allah ahirette diriltir. Sonra da hesap için ancak ona döndürülürler. Mekke kafirleri dediler ki ona Rabbi tarafından bambaşka bir delil mucize indirilseydi ya onlara de ki şüphesiz Allah başka bir delil mucize indirmeye kadirdir. Fakat onların çoğu inanmayınca başlarına gelecekleri bilmezler. Yerde hareket eden hiçbir hayvan ve havada kanatlarıyla uçan hiçbir kuş yoktur ki, yaratılış ve yaşayışta sizin gibi bir toplum teşkil etmesinler. Kitapta biz hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Nihayet onların hepsi ancak Rablerinin huzuruna toplanacaklardır. Ayetlerimizi yalanlayanlar küfür, cehalet, ihtiras gibi karanlıklar içinde olan bir takım sağırlar ve dilsizlerdir. Allah kimi dilerse niyet ve amellerine göre sapıklıkta bırakır, kimi de dilerse doğru yola yöneldir. De ki bana haber verin. Eğer size Allah'ın azabı gelse veya size o kıyamet saati gelse yine Allah'tan başkasına mı yalvarır ve dua edip sığınırsınız? Eğer doğru söyleyenlersiniz, söyleyin bakalım. Hayır, ancak ona dua edersiniz. O da dilerse, kendisine dua ettiğiniz bela ve musibeti açar, giderir. Siz de o anda ortak koştuklarınızı yüceltip putlaştırdıklarınızı unutursunuz. Şüphesiz senden önceki ümmetlere de peygamberler gönderdik. Fakat dinlemeyip asi oldular. Tevbe edip bize yalvarsınlar diye onları ansızın kıtlık ve hastalık gibi darlık ve sıkıntı ile yakalayıp cezalandırdık. Hiç olmazsa sıkıntı ve felaket gibi azabımız geldiği zaman yalvarsalardı. Fakat kalpleri katılaştı. Şeytan da yapmakta oldukları günahlarını kendilerine hoş gösterdi. Onlar da hatırlatılan ikaz ve öğütleri unutunca onlara her şeyin her imkanın kapılarını açtık. Nihayet kendilerine verilen bol şeylerle şımarıp günaha daldıkları sırada ansızın onları yakalayı de birdenbire ümitsiz kalı verdiler. Böylece o zulmeden küfür ve isyana sapan toplumun ardı kesildi, kökü kurudu. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Resulüm, de ki, söyleyin bana, Allah işitme duyunuzu gözlerinizi alırsa, kalplerinizin üstüne de mühür vurur, idrakinizi giderirse, Allah'tan başka onları geri getirecek ilah kimdir?'' Bak nasıl ayetleri türlü türlü açıklıyoruz. Sonra onlar yine de yüz çeviriyorlar. De ki, bana haber verin. Eğer Allah'ın azabı ansızın ya da açıkça size gelse, zalimler toplumundan başkası helak olur mu? Zulüm iki çeşittir. Biri, kişilerin nefislerine zulmetmeleridir ki, onların günahları, şirke sapmaları, Allah'ın emirlerine itaatten çıkmaları ve birbirlerine zulmetmeleridir. Diğeri de idarecilerin zulmüdür ki halkının haklarını onların razı olmayacağı yerlere harcamak, onları sıkıntı içinde yaşatmak ve düşmanların istilasına elverişli hale getirmek şeklinde tezahür eder. Bundan dolayı asla zulmedenlerin yanında olunmamalıdır. Biz peygamberleri ancak müjde verici ve uyarıcı olarak gönderiyoruz. O halde kim iman eder ve kendini düzeltirse onlara hiçbir korku yoktur. Onlar üzülecek de değillerdir. Ayetlerimizi yalanlayanlara gelince onlara da fasık olmaları, Allah yolundan sapmaları yüzünden azap dokunacaktır. De ki ben size Allah'ın hazineleri yanımdadır demiyorum. Ben kendiliğimden gaybı da bilmem. Size ben meleğim de demiyorum. Ben bana vahyedilen Kur'an'dan başkasına uymam. Yine de ki, körle gören bir olur mu? Hiç düşünmüyor musunuz? Rabberinin huzuruna toplanacaklarından korkanları, onunla Kur'an'la uyar. Çünkü onlar için Allah'tan başka hiçbir dost ve şefaatçi yoktur.'' Ola ki Allah'ın emrine uygun yaşarlar, günahlardan korunurlar. Rablerine sırf O'nun rızasını isteyerek sabah akşam yalvaran fakirleri, müşriklerin arzusuna uyarak kovma. O müşrikler, sen fakirlerle birliktesin diye isterse iman etmeyecek olsunlar. Onların hesabından sana hiçbir şey, hiçbir sorumluluk yok.'' senin hesabından da onlara hiçbir şey yoktur. Bu nedenle o bir çare insanları kovmakla sen zalimlerden olursun. Böylece onlardan bir kısmını diğeriyle imtihan ettik ki bu sebeple onlar Allah biz dururken aramızdan bula bula bunlara mı lütufta bulundu desinler. Allah şükrünü yerine getiren samimileri ve kimin lütfuna daha layık olduğunu daha iyi bilmez olur mu? Ey Resulüm! Ayetlerimize inananlar sana geldiği zaman de ki, Selamun Aleyküm. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Sizden kim bilmeyerek bir fenalık, bir günah işler de, sonra ardından tevbe eder ve kendini düzeltirse, Rabbiniz ona rahmet etmeyi acıyıp esirgemeyi kendi üzerine yazmıştır. Çünkü o çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir. Böylece günahkarların yolu, müminlerin yolundan ayırt edilsin diye ayetleri geniş geniş açıklıyoruz. De ki, Allah'tan başka bağlanıp taktığınız şeylere ibadet etmem bana yasak kalındı. Yine de ki, sizin heva ve hevesinize uymayacağım. Aksi halde gerçekten ben de sapmış ve doğru yolu bulanlardan olmamış olurum. De ki, şüphesiz ben Rabbimden gelen açık bir delil üzerindeyim. Kur'an'a dayanmaktayım. Siz de onu yalanladınız. Sizin acele gelmesini istediğiniz ilahi azap benim yanımda, elimde değildir.'' İlahi azap gökten üzerlerine taş yağmasıdır. Hüküm vermek ancak Allah'a aittir. Bu hususta gerçeği O anlatır. O doğruyu eğriden ayırt edenlerin en hayırlısıdır. Onlara de ki acele gelmesini istediğiniz şey benim yanımda elimde olsaydı benimle sizin aranızda iş Elbette çoktan bitirilmişti. Fakat Allah zalimleri daha iyi bilir. Gaybın anahtarları da onun katındadır. Onları ondan başkası bilmez. Karada ve denizde olan her şeyi O bilir. Bir yaprak düşmez ki Allah onu bilmesin. Ne yerin karanlıkları içindeki bir tane, ne yaş, ne kuru hiçbir şey yoktur ki apaçık bir kitapta levh-i mahfuz veya ilmi ilahi de olmasın. Göklerde ve yerde ilimle insanın keşfedip insanlığın istifadesine sunamadığı nice hazineler vardır ki bunları ancak Allah bilir. Zamanı gelince dilediği hazinelerini insanlığın istifadesine açar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gaybın anahtarları beştir diyerek Lokman Suresi 34. ayeti okunmuştur. Geceleyin sizi öldürür gibi uyutan, gündüzün ne kazandığınızı bilen, sonra belli bir ecel tamamlansın diye gündüzde sizi diriltircesine uyandıran odur. Sonra dönüşünüz ancak onadır. Sonra o dünyada yaptıklarınızı size haber verecektir. Sizi hesaba çekecektir. O kulları üzerine mutlak galiptir. Size bütün amellerinizi yazıp gözetmeye bekçi melekler gönderir. Nihayet birinize ölüm gelince elçilerimiz eksik ve fazla yapmaksızın onun canını alırlar. Sonra onlar gerçek mevlaları olan Allah'a döndürülüp götürülürler. Haberiniz olsun ki hüküm ancak O'nundur.'' ve o hesap görenlerin en çabuğudur. Resulüm de ki bizi bundan kurtarırsa ancak şükredenlerden olacağız diye gizli ve açık sızlanarak dua ederken karanın ve denizin karanlıklarından tehlikelerinden sizi kurtaran kimdir? De ki ondan ve her türlü sıkıntıdan sizi Allah kurtarır. Sonra siz yine de Allah'tan başkalarını önde tutarak müşriklik edersiniz. De ki o Allah size üstünüzden veya ayaklarınızın altından çeşitli afetlerle bir azap göndermeye veya karşı gruplar halinde sizi birbirinize katıp kiminize kiminizin hıncını tattırmaya gücü yetendir. Bak ayetleri iyice anlasınlar diye Nasıl türlü türlü açıklıyoruz. Önceki kavimlerden niceleri gönderilen peygamberlere karşı isyan ve taşkınlık yaptılar. Bu halleri devamlılık kazandığında Allah Teala onlara gökten ve yerden felaketler verdi. Bazılarının üzerine taş yağdırarak, bazılarını suda boğarak, bazılarını şiddetli zelzeleyle yere batırarak, bazılarını da şiddetli kasırga göndererek helak etti. Yine Yüce Allah'ı ve peygamberini dinlemeyen bir kısmını da karşıt gruplara ayırıp kiminin hıncını kimine tattırdı. İşte bu ayeti kerime burada üç türlü cezaya işaret ederek son peygamberin ümmetine Allah'ı, peygamberi ve emirlerini bırakıp sapıklık ve taşkınlığa düşmemeleri için bir uyarıdır. O Kur'an gerçek olduğu halde kavmin onu yalanladı. De ki ben sizin üzerinize bir uyarıcıyım. Azaptan kurtaracak vekil değilim. Kur'an'daki her haberin kararlaşmış, gerçekleşecek bir zamanı ve mekanı vardır. Siz de onu artık yakında öğreneceksiniz. Ayetlerimiz hakkında biçimsiz ve alaylı sözlerle münasebetsizliğe dalanları gördüğün zaman, onlar başka bir konuya geçinceye kadar onlardan yüz çevir, tavır göster veya Müslüman olmanın gereği olarak orada durma. Eğer şeytan sana bunu unutturursa, hatırladıktan sonra hemen kalk, artık o zalimler topluluğuyla oturma. Takvalı olan Allah'ın emirlerine uygun yaşayan, günahlarından korunanlara o inanmayanların hesabından dolayı hiçbir sorumluluk yoktur. Fakat belki onlar da inanıp günahlardan korunurlar diye yapmaları gerekenleri bir hatırlatmak ve nasihat etmek gerekir. Dinlerini bir oyuncak, bir eğlence edinen, dünya hayatı kendilerini aldatan kimseleri kendi hallerine bırak. O Kur'an'la şunu hatırlat ki, bir kimse kazandığı günahtan dolayı felakete, helake düşmeye görsün. Artık onun için Allah'tan başka ne bir dost, ne de bir şefaatçi vardır. Kurtulmak için her türlü fidyeyi verse de, yine ondan alınıp kabul olunmaz. İşte onlar, kazandıkları günahları yüzünden helake atılan kimselerdir. Nankörlük etmelerinden küfre sapmalarından dolayı onlara kaynar bir içecek ve acıklı bir azap vardır. De ki Allah'ı bırakıp da bize ne fayda ve ne de zarar vermeyen şeylere mi yalvaralım? Allah bizi doğru yola kavuşturduktan sonra bir yandan arkadaşları kendisini bize gel diye doğru yola çağırdıkları halde, diğer yandan şeytanların kendilerini ayartıp yeryüzünde şaşkın bir halde bıraktığı kimse gibi ökçelerimiz üzerinde gerisin geriye şirke mi dönerim? De ki, şüphesiz Allah'ın yolu İslam tek doğru yoldur. Biz, alemlerin Rabbine teslim olmakla emredildik. Bu ayeti kerime, doğru yol olan tevhidi, Allah'ın hakimiyeti ve O'nun kulluğunu kabul ettikten sonra O'nun hakimiyetini bırakıp, çeşitli ilah ve ilah taslaklarına sevgi göstermenin ve onlara bağlanmanın, kulluk etmenin şirke dönmek olduğunu belirtmekte ve insanları uyarmaktadır. Bir de emredildi ki namazı dost doğru kılın ve onun emirlerine uygun yaşayın. Huzuruna varıp toplanacağınız ancak odur. Gökleri ve yeri hak ve hikmetle yaratan odur ol dediği gün her şey o anda olu verir. Onun sözü haktır. Sura üfürüldüğü gün bütün mülk ve hükümranlık onundur. Görülmeyeni ve görüleni bilendir. O mutlak hüküm ve hikmet sahibidir. Her şeyden hakkıyla haberi olandır. Bir zaman İbrahim atısı Azere sen putları ilah mı ediniyorsun? Doğrusu ben seni ve halkını apaçık bir sapıklık içinde görüyorum demişti. Azer, İbrahim aleyhisselamın babası mıdır, dedesi midir, yoksa amcası mıdır diye ihtilaf edilmiştir. Çünkü Arapça ep kelimesinde bu üç manada vardır. Fakat Buhari Talihul Kebir'de Azer, Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın babasıdır demiştir. Babasının isminin Tarah olduğuna dair bazı rivayetler varsa da Kur'an onun Azer olduğunu beyan etmiştir. Salebi İbrahim Aleyhisselam'ın babasının asıl adı Tarah'tı. Nemrut onu put hanesine nazır tayin ettiği zaman Tarah adını Azer'le değiştirdi ki Azer putlardan birinin adıydı diyor. Mücahit ve İbni Cerir de Azer ona lakap olarak verilmiştir demektedir. Böylece kesin bilgi ve imana erenlerden olması için İbrahim'e göklerin ve yerin melekutunu, muhteşem varlıklarını ve sırlarını akıl ve kalp gözüyle gösteriyorduk. İbrahim gecenin karanlığı üzerine çökünce bir yıldız gördü babasının ve kavminin putlara, yıldızlara, aya ve güneşe tapmaları sebebiyle iddianıza göre demek ki Rabbim buha dedi. Yıldız batınca ben batıp kaybolanları ilah olarak sevmem dedi. Doğmakta olan ayı görünce öyleyse Rabbim buhar dedi. O da batınca bunu da beğenmeyip kendisinin tasarladığı ve ulaşmak istediği yüce varlığı kastederek, Rabbim beni doğru yola eriştirmeseydi, andolsun ki şimdi ben de doğru yoldan sapan topluluklardan biri olurdum, dedi. Nihayet güneşi doğarken görünce, demek Rabbim bu ha, bu daha büyüktür, dedi. Çünkü o Rabbin büyük olduğunu düşünüyordu. O da batınca dedi ki, Ey kavmim! Bu varlıklar fanidir. Muhakkak ki ben Allah'a eş tanıdığınız şeylerden uzağım. Hz. İbrahim aleyhisselam, yerdeki put ve putlaşanlara tapmayı reddetme yönteminden sonra, kavminin tapmakta daha ısrarlı olduğu gök cisimlerine yöneldi. Ve akıl yoluyla, kendisinin kesin inanca kavuşmasından daha ziyade, 74. ayette halkın gittiği yolun yanlış ve sapıklık olduğunu ispat etmek için onun gündüzki batan güneşten değil de geceleyin görülen yıldızlardan başlaması Allah Teala'nın lütfu ve gösterdiği metotla içinde duyduğu Allah bilgisine kesin ulaşma yolunu göstermesi ve böylece kavmini hakkı kabule mecbur bırakması içindi. Kavmine böylece tevhidi bir Allah'a inanmayı ispat ederken artık benim Rabbim budur diye bir netice bildirmeyip ayetlerin başındaki F harfinden de anlaşılacağı üzere peş peşe birinden diğerine geçmesi ve geceden başlayıp güneşin doğuşuyla bitirmesi onu şirke götürmez. Çünkü sonunda fıtratı gereği içindeki tevhidi bir Allah inancını ve şirk içinde olmadığını açıklamıştır. Doğrusu ben yüzümü hanif Allah'ı birleyici olarak tamamen gökleri ve yeri yaratan Allah'a çevirdim. Ben müşriklerden değilim. Halkı onunla delil getirerek tartışmaya kalkıştı. İbrahim dedi ki, beni doğru yola iletmişken Allah hakkında siz benimle hala tartışıyor musunuz? Rabbimin hakkımda bir şey, bir felaket dilemesi dışında ben ona eş tanıdığınız şeylerden korkmam.'' Rabbimin ilmi her şeyi kuşatmıştır. Hala düşünüp öğüt almıyor musunuz? Siz hakkında hiçbir delil indirmediği put ve diğer şeyleri Allah'a eş tanımaktan korkmazken ben nasıl sizin ona eş tanıdığınız onunla denk hale getirdiğiniz şeylerden korkarım? Şimdi biliyorsanız söyleyin. Allah'ı birleyenlerle ona eş tanıyan İki gruptan hangisi korkudan emin olmaya daha layıktır? İman edip de imanlarını zulümle, şirkle karıştırmayanlar var ya, işte korkudan emin olmak onların hakkıdır. Onlar doğru yolu bulmuşlardır. Şüphesiz şirk büyük bir zulümdür. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de böyle tefsir etmişlerdir. Çünkü şirk imanı bitirir, amelleri boşa çıkarır. İşte bu şekilde Allah'ı arayıp bulması, kavmine karşı örnek olması için İbrahim'e verdiğimiz kesin delilimizdir. Biz dilediğimiz kimseyi kat kat derecelerle yükseltiriz. Şüphesiz Rabbin tam hikmet sahibidir. Hakkıyla bilendir. Biz ona İshak'ı ve onun oğlu Yakub'u bağışladık. Her birine hidayet ettik, verdik. Daha evvel Nuh'a ve onun neslinden Davud'a, Süleyman'a, Eyyub'a, Yusuf'a, Musa'ya ve Harun'a da hidayet ettik. Peygamberlik verdik. Biz iyi davrananlara işte böyle mükafat veririz. Zekeriya'ya, Yahya'ya, İsa ve İlyas'a da peygamberlik verdik hepsi de iyilerdendi. İsmail, Elyasa, Yunus ve Lut'a da aynı şekilde hidayet ettik. Her birine alemlerin üstünde farklı yüksek meziyetler verdik. Onların babalarından, nesillerinden ve kardeşlerinden bazılarına da üstünlük verdik. Onları seçtik ve onları doğru yola eriştirdik. İşte bu Allah'ın hidayetidir ki o kullarından dilediğini ona eriştirir. Eğer onlar da Allah'ın uluhiyetinde hüküm ve mutlak hakimiyetinde başkalarını öne çıkararak şirke gitmiş olsalardı, yaptıkları her şeyi boşa giderdi. İşte onlar kendilerine kitap, hüküm, hikmet ve peygamberlik verdiğimiz kimselerdir. Eğer bu Kur'an'a muhatap olanlar da nankörlük yapar, inkar ederlerse, bilsinler ki biz inkar etmeyecek bir kavmi onların yerine getiririz. Onlar, o peygamberler Allah'ın doğru yola eriştirdiği kimselerdir. O halde Resulüm, sen de onların o tevhid esasına dayalı yoluna oy ve de ki, ben peygamberlik vazifeme karşılık sizden hiçbir mükafat istemiyorum.'' o Kur'an bütün alemlere uyulması gereken bir irşat ve uyarıdır. Yahudiler de Allah hiçbir insana bir şey indirmedi demekle Allah'ın kadrini gereği gibi takdir etmemiş oldular. Resulüm onlara öyleyse Musa'nın insanlara nur ve doğru yol gösterici olarak getirdiği kitabı kim indirdi? Halbuki siz onu bir takım kağıtlara yazıp koyuyor onun işinize gelen kısmını açığa çıkarıyor, birçoğunu da gizliyorsunuz. Sizin de atalarınızın da bilmediği şeyler Kur'an'da size öğretilmiştir. İşte o kitabı indiren de Allah'tır." de. Sonra bırak onları daldıkları bataklıklarında oynaya dursunlar. Bu Kur'an kendinden önceki ilahi kitapları doğrulayan ve dünyada şehirlerin anası olan Mekke ve çevresindeki yeryüzündeki insanları uyarman için indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. Ahirete inananlar ona, Kur'an'a da inanırlar ve onlar namazlarına devam ederler. Allah'a karşı yalan uydurandan veya kendisine hiçbir şey vahyedilmediği halde bana da vahyedildi diyenden ve Allah'ın indirdiği ayetler gibi ben de indiririm diyenden daha zalim ve ahmak kim olabilir? Bunlar Allah'ın indirdiğini ve ona inanıp uymayı içine sindiremeyenlerin ifadeleridir. Ey Resulüm! Ölüm sıkıntıları içinde kıvranırken, meleklerin de ellerini uzatarak, hadi bakalım, çıkarın, kurtarın elimizden canlarınızı. Allah'a karşı doğru olmayanı söylemeniz ve onun ayetlerini kabullenmeye karşı büyüklük taslamanız sebebiyle bugün hor ve hakir edici bir azapla cezalandırılacaksınız. Derlerken o vaziyette zalimleri bir görsen. Onlara şöyle denilecek. Ant olsun ki hayatta size bahşettiğimiz şeyleri artık arkanıza bırakarak ilk defa sizi yarattığımız gibi hiçbir şeysiz tek tek huzurumuza geldiniz. Artık kendilerinin hakikaten ortaklarımız olduğunu sanıp iddia ettiğiniz şefaatçilerinizi de yanınızda görmüyoruz. Doğrusu Allah yerine kendisine bağlandıklarınızla aranızdaki bağlar kesildi. Dünyada bir şey sanıp da rağbet ettikleriniz sizden uzaklaşıp gitmişlerdir. Allah'ın buyrukları ve ilkeleri yerine kendisine bağlandıklarınız. Şüphesiz ki taneyi ve çekirdeği yarıp çıkaran Allah'tır. Ölüden diriyi çıkaran, diriden de ölüyü çıkaran odur. İşte Allah bir olan gerçek ilah budur. O halde nasıl olup da ona iman etmekten çevriliyorsunuz? Sabahı gecenin karanlığından yarıp ağartan odur. O geceyi dinlenme zamanı, güneşi ve ayı da Vakitleri hesaplama ölçüsü olmaları için yaratmıştır. Bu mutlak galip her şeyi hakkıyla bilen Allah'ın takdiridir. Kara ve denizin karanlıklarında kendileriyle yolu bulmanız için size yıldızları yaratan odur. Bilen bir toplum için ayetleri geniş geniş açıkladık. Sizi tek nefis Adem'den yaratan ancak odur. Sonra sizin için dünyada bir süreli, bir de ahirette diriliş ve süresiz kalış yeri vardır. Gerçekten biz derin anlayış sahibi bir kavim için ayetleri geniş geniş açıkladık. Gökten su indiren O'dur. İşte her şeyin bitkisini O'nunla çıkardık. Şöyle ki, O'ndan ilk önce bir yeşil filiz çıkardık. O'ndan da birbiriyle benzeşen ve benzeşmeyen başak ve salkım gibi birbiri üzerine binmiş taneler, burma tomurcuğundan sakmış salkımlar, üzüm bağları, zeytin ve nar bahçeleri çıkarırız. Her birinin meyvesine önce meyvenin ilk yetiştiği sırada, bir de olgunlaştığı sırada bakın. Şüphesiz bunlarda inanan bir toplum için elbette birçok ibret vardır. Hal böyleyken tuttular cinleri Allah'a ortak yaptılar. Halbuki onları da O yaratmıştır. Bilgisizce ona oğullar ve kızlar yakıştırdılar. O onların bu türlü sıfatlandırmalarından uzaktır ve şanı yücedir. Gökleri ve yeri yoktan var eden odur. Onun bir eşi olmadığı halde nasıl olur da onun bir çocuğu olabilir? Her şeyi O yaratmıştır ve O her şeyi bilendir. İşte sizin Rabbiniz olan Allah böyledir. Ondan başka hiçbir ilah, Rab yoktur. Her şeyi yaratan O'dur. O halde O'na kulluk edin. Her şeyin himayesi, yönetimi O'nun elindedir. Bundan anlaşılıyor ki, kim, kime ve neye kulluk ederse, yani taparcasına O'na sarılırsa, O, O'nun Rabbi veya ilahı durumundadır mümin ancak Allah'a kulluk eder, Rab olarak da ancak Allah'ı tanır ve ancak onun emirlerine uygun yaşamakla hayat bulur. Gözler onu idrak edip göremez. Oysa bütün gözleri görür. O latiftir. Dünyada gözle görünmez. Kullarına da lütuf sahibidir. Her şeyden haberi olandır. Doğrusu size Rabbinizden basiretler deliller ve hakikati anlama kabiliyeti geldi. Artık kim hakikati görür ve iman ederse lehine, kim de ondan kör kalırsa aleyhinedir. De ki, ben de sizin üzerinize bir koruyucu değilim, ancak bir tebliğciyim. Beydavi, besair kelimesini deliller diye kaydetmiştir. İşte böylece ayetleri türlü türlü üsluplarla açıklamamız, İnkarcılar şaşırdıklarından varsın, sen ders görmüş, çok şey okumuşsun demeleri bir de onu Kur'an'ı bilecek topluma iyice açıklamamız içindir. Resulüm, Rabbinden sana vahyedilene uy. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Allah'ın sıfatlarını, rabliğini, hüküm ve hakimiyetini başkalarına veren müşriklerden yüz çevir. Eğer Allah dileseydi, yani iradelerinde serbest bırakmasaydı, müşrik olmazlardı. Seni onların üzerine bir gözcü de yapmadık. Sen onların üzerine koruyucu bir vekil de değilsin. Allah insanlara din seçmede zorlayıcı değildir. Doğru yolu gösterir, seçme yeteneği ve izni verir. Böylece sorumluluk da insana ait olur. Onların Allah'tan başka değer verip taptıklarına hakaret edip sövmeyin. Sonra onlar da cahillik ederek hadlerini aşıp Allah'a söverler. Biz her ümmete yaptıklarını böylece süslü, cazip gösterdik. Sonunda onların dönüşleri yalnız Rablerinedir. O onlara dünyada ne yapmakta olduklarını haber verecektir. Siz müminler olarak Onlara yalnız İslam'ın özellik ve güzelliklerini anlatın. İlahlaşmış put ve tapınaklarına kötü kelimeyle sövmek yerine onların batıl, şirk ve küfür olduklarını uygun ifadeyle söylemek ve onları yermek elbette gerekir. Yoksa onları onaylama gafletine düşmüş olunur. Onlar eğer kendilerine istedikleri gibi bir mucize gelse mutlaka ona inanacaklarına dair olanca güçleriyle Allah'a yemin ettiler. Resulüm de ki mucizeler ancak Allah katındadır. Siz müminler farkında değilsiniz. O istedikleri mucize gelse bile ümitlenmeyin. Onlar yine de iman etmezler. Biz onların kötü niyetlerinden dolayı kalplerini ve gözlerini ters çeviririz de ilk defa ona inanmadıkları gibi yine inanmazlar. Biz de onları azgınlıkları içinde şaşkın olarak bırakırız. Çünkü o müşrikler iradelerini küfre sarf etmekte ve inanmayacakları halde mahsus mucize istemektedirler.